Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik, nefis bir dondurma tarifiyle geldim. 10 dakika içinde dondurmayı hazırlayıp buzluğa kaldırın ve 4-5 saat dinlendikten sonra dondurmanız hazır olacak. Karıştırma derdi olmayan, içinde salep bulunmayan, çok pratik bir şekilde hazırlanan bir dondurma tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen dondurmamızın yapımına geçiyorum. Öncelikle dondurmamızı bir poşet krem şantiyi geniş bir kabın içerisine almakla başlayalım. Ben kakaolu krem şanti kullandım. Bu şekilde inanılmaz güzel oldu. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ettim. Ve mikserin en yüksek devrinde krem şanti katılaşana kadar çırpıyoruz. Daha önce de beyaz krem şanti ile hazırlamıştım bu dondurmayı. Bir de kakaolu ile denemek istedim. İnanılmaz güzel oldu. Böyle kakaolu dondurma lezzetini de enfes oldu gerçekten. Sizlere de bu dondurmayı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Gerçekten hazır satılanlardan çok daha güzel oluyor. Evet, krem şantimi katılaşana kadar çırptım. Şimdi mikseri çıkarıyorum ve bunu buzdolabına kaldırıyorum. Ben de diğer işlemlere geçiyorum. Ayrı bir karıştırma kabına bir adet yumurtayı alalım. Üzerine çeyrek çay bardağı toz şeker ekleyelim. İki paket de vanilinimiz var. Onu da ekliyorum. Yumurta Kokusu olmaması ee, için mutlaka ekleyin. Ee, ve bu üçlüyü en az 4-5 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde çırpmamız gerekiyor. Ee, şunu sorabilirsiniz bana. Yumurta kokusu olmuyor mu? Kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Ee, i̇çinde yumurta olduğu anlaşılmıyor bile. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey e, yumurta ile şekeri en az 4-5 dakika güzelce kabarıp beyazlaşana kadar çırpmanız gerekiyor. İlk aşamada size sanki böyle kıvamı koyulaşmayacak, beyazlaşmayacak gibi gelebilir. Sabırla bunu çırpmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi önemli püf noktası burası. Yumurta ve şekeri güzelce çırpmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi en az 3 katına çıktı arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu şekilde çırptım. Evet, kıvamı da gayet güzel. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi buzdolabında bekletmiş olduğum kakao'lu krem şantimi artık bununla buluşturabilirim. Evet yumurtalı karışımımı da tamamını üzerine boşalttıktan sonra artık şöyle bir spatula ile karıştırıp sonrasında tekrar mikserle 2-3 dakika boyunca tekrar çırpmamız gerekiyor. Bu şekilde hepsi birbirine güzelce özleşecek ve ortaya muhteşem bir karışım çıkacak. Evet gördüğünüz gibi şu an bile rengi inanılmaz güzel görünüyor. E, donduktan sonra da inanın böyle kaymak lezzetinde muhteşem bir kakaolu dondurma olacak. Evet şimdi mikserin en yüksek devrinde yine e, tekrar 2-3 dakika boyunca çırpacağım. Dediğim gibi bütün malzeme tamamen birbirine özleşmiş olacak. Evet artık kabımıza koyabiliriz. Buzluğa girebilecek ağzı kapaklı bir e, saklama kapına veya eski e, kullanmış olduğunuz dondurma kaplarını da koyabilirsiniz. E, bunu e, hepsini tamamını koyalım kabımıza ve kapağını kapatacağız. Ve bozukta en az e, 5-6 saat boyunca donması gerekiyor. Sonrasında hemen çıkarıp ister külahlarda isterseniz kaselere koyarak afiyetle tüketebilirsiniz. E, bir ölçü yaptığım için çok fazla çıkmıyor. Yaklaşık 4-5 kişiye yetiyor. E, dilerseniz malzemeleri iki katına çıkarıp daha fazla dondurma da hazırlayabilirsiniz Evet üzerine güzelce düzelttim şimdi kapağını kapatıyorum ve artık dondurma buzluğa atıyorum Evet yaklaşık 5-6 saat buldu donması şimdi hemen şöyle Kaşıkla veya bir dondurma kaşığı ile alarak külahlara koyup hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bizim çocuklar sabırsızlıkla bekliyor. Dondurmayı çok seviyorlar. Ben de hemen sizlere şöyle bir son halini gösterdikten sonra onlara hemen ikram edeceğim. Umarım sizler de dener ve bu güzel dondurmayı beğenirsiniz. Gerçekten tazı muhteşem oluyor. Görüntüsü de zaten görüyorsunuz. Ee, hazırlarından hiçbir farkı yok. Ee, mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra da o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.